Gençler selamlar. Ben SML hocanız. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte polinom konusunu işleyeceğiz. Gençler geçen hafta fonksiyonlar konusunu ele almıştık. Geçen haftanın konusu buydu. Bu hafta ise polinomlar konusundayız sevgili gençler. Fonksiyonlar soruları mutlaka çözülmüştür diye ümit ediyorum. Şimdi fazla lafı uzatmadan konumuza başlayalım sevgili gençler. Polinom dediğimiz kavram nasıl bir kavrammış? Acaba bir anlamı var mıymış? Öncelikle kelime anlamı poli sevgili gençler biliyorsunuz ki çok demek. Monosakkarit, disakkarit, polisakkarit gibi. Ya da işte ikiden fazla sayıda muayenehanesi olan binalara biz poliklinik diyoruz. Sağlık kuruluşlarına poliklinik diyoruz. Poli çok demek. Nom ise burada sevgili gençler terim demek. Yani polinomlar demek. Çoklu terim demek sevgili gençler. Peki tanımı nedir bunun? Matematikteki karşılığı nedir? Şudur. A0, A1, A2, AN'e kadar olan reel sayılar, bunlar reel sayı ve N de bir doğal sayı olmak üzere eğer sen bir ifadeyi AN çarpı X üzeri N, AN-1 çarpı X üzeri N-1 işte nokta 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 birer birer azalarak gidiyor. Buradaki indisler ve X'in kuvvetleri A2X kare A1x artı A0 aslında A0'ın yanında da biliyorsunuz ki x üzeri 0 var. X üzeri 0 1 olduğu için bunu yazmıyoruz. Bu ifadeye polinom diyoruz sevgili gençler. Şimdi önemli olan neymiş? Sen de buraya not alabilirsin. Katsayılar yani buradaki A0, A1, A2, AN bunlar reel sayı demiştik ya işte bunlara katsayı diyoruz biz. X'lerin katsayısı olduğu için x'lerin yanında bir katsayı olduğu için katsayılar sevgili gençler reel olacak. Ve x'in kuvvetleri de kuvvetler ne olmak zorunda? Doğal sayı olmak zorunda diyoruz. Sen de buraya aynen bu notu alabilirsin. Bir ifadenin x değişkenine bağlı bir polinom olabilmesi için yukarıdaki şartları şuraya yazabiliriz sevgili gençler. Buraya ben ayrıca bir not almıştım. Buraya yazabilirsiniz. Yani katsayılar reel sayı olacak sevgili arkadaşlarım şu şekilde ve kuvvetler de doğal sayı olacak diyoruz. Bu şartlar sağlanmalı. Örneğimize bakalım. Px hatta biraz da yaklaştırayım ha ne dersin? Böyle yapalım. Px 3 çarpı x üzeri n eksi 2 artı 8 çarpı x üzeri 8 eksi n eksi 4 ifadesi bir polinom belirttiğine göre n yerine yazılabilecek gelecek tam sayıların toplamı nedir diye sorulmuş. Öncelikle bizim burada 3 katsayımızdır, 8 katsayımız ve eksi 4 de bir katsayıdır ve bunların reel sayı olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi üstlere bakalım. Bir n eksi 2'miz var. Bir de 8 eksi n'miz var. Zaten buradaki x üzeri 0 olduğu için burada bir sıkıntı yok. Buradaki n eksi 2'ler biliyorsunuz ki doğal sayıların en küçüğü 0'dır. Büyük veya eşit 0 olacaktır. O halde buradaki 8 eksi n de aynı şekilde 0'dan büyük veya eşit olmak zorundadır. 2'yi karşıya atarsanız n2'den büyük veya eşit. Eksi n'yi karşıya atarsanız da 8 n'den büyük veya eşit diyeceğiz. Yani n neredeymiş arkadaşlarım? 2'den büyük veya eşit, 8'den küçük veya eşit aralıktaymış. Buradaki tam sayıların toplamı istenmiş. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'in toplamı istenmiş. Burada 7 tane sayı olduğu için ve ortancası 5 olduğu için 5 kere 7'den toplamın 35 olması gerektiğini siz biliyorsunuz zaten. Notumuza bakalım. P AX artı B eğer sana verildiyse ve PM değeri sorulduysa buradaki AX artı B'yi buradaki M'ye eşitleyen X'i bulman gerekiyor. Bu X değerini sevgili gençler şu polinomda X gördüğün yere yazacaksın. Burada bulduğun X değerini mesela burada X'i ne buluruz? Örnek veriyorum şunu vermiş bize. Dersin ki AX eşittir M eksi B. X de o halde m eksi b bölü a dersin. İşte buradan gelen m eksi b bölü a'yı sevgili gençler alırsanız ifadede px'in ya pax artı b'nin polinomunda x gördüğünüz yere bu ifadeyi yazarsanız cevabı bulursunuz. Neyi bulmuş olursunuz? PM'yi bulmuş olursunuz sevgili arkadaşlarım. 93. sayfamızın sağ üst tarafındayız. Diyor ki hemen bunu uygulayalım şimdi az önce öğrendiğimizi. Px artı 3 buymuş. P4 8 olduğuna göre A değeri kaçtır? Şimdi bakın P4'ün 8 olması gerektiğinden bahsetmiş değil mi? P4 eşittir 8.
Ben iç kısmı 4 yapmalıyım o halde. Peki burayı 4 yapan x nedir? Tabii ki 1'dir. Yani aslında sen burada x artı 3'ü 4'e eşitledin. 3'ü de karşıya atarsan x eşittir 1 geldi. X gördüğümüz yere 1 yazmalıymışız. 1'in karesi artı bak şuraya 1 dersen ve içeri dağıtırsan zaten a eksi 2 gelir. Artı bir de 5'imiz var. Bu neye eşit olacakmış arkadaşlarım? P4 8'e. Çünkü buraya 1 yazarsan bu da P4'ü verir bize. Bu da 8 ise 5 ile 1'in toplamı 6. 2 çıkardım 4. A artı 4 eşittir 8 olur. Ve böylelikle A da buradan 4 gelmiş olur sevgili gençler. A değeri kaçtır diye soruluyordu. Cevabımız 4'tür diyeceğiz. Geçtim bir diğer örneğe. P3x artı m eşittir. 9x kare artı 6mx artı m kare artı 2 polinomu veriliyor. P5 kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle bu da bu sorunun anti sorusu diyebiliriz. Hani bu şekilde yapman gerekiyordu da hani nerede olmuyor diyebileceğimiz bir soru. Şimdi burada çünkü bilinmeyen bir ifade daha var m. Yani sen gidip şöyle diyebilirsin. 3x artı m'yi 5'e eşitlememiz gerekiyor p5 sorulduğu için. 3x eşittir 5 eksi m'dir. O zaman x eşittir 5 eksi m bölü 3'tür. Sonra da gidip x gördüğün yere şurada ve şurada 5 eksi m bölü 3'ü yazmamız lazım. Lazım da çok meşakkatli bir iş. O halde biz bu p polinomunu yani p3x artı n polinomunu biraz farklılaştırmamız lazım. P3x artı m polinomunu biraz farklılaştıralım. Nasıl? Şimdi şu 9x kare biliyorsunuz ki 3x'in karesi. Şuradaki m kare biliyorsunuz ki m'nin karesi. Ve 2 çarpı 3x yani birinci çarpı ikinci de bak zaten burada verilmiş. Aslına bakarsanız bu 3x artı m'nin karesi. Yani ben nereyi halletmiş oldum şu an? Şu kısmı hallettim. Bir de ekstradan şurada yancımız var. O yancının ismi ne? 2. Demek ki p3x artı n polinomu bu. Yani bizim polinom ne işe yarıyormuş? Ben size söyleyeyim mi? Şu işe yarıyormuş. İçine aldığı ifadenin önce karesini alıp sonra 2 ekliyormuş. Polinom bu işe yarıyormuş. Fonksiyon zaten. Her polinom bir fonksiyon olduğu için. Şimdi o halde ben P5'i nasıl bulurum? İçine aldığı değerin karesini alırım. Bir de 2 eklerim. Sonuçta P polinomu hep aynı şeyi yapacak. İçine aldığı ifadenin karesini alıp 2 ekliyor. Burada 5'i içine almış. 5'in karesi artı 2. O halde cevap nedir? Tabii ki 27'dir. Çünkü 5'in karesi 25. Artı bir de 2 eklerseniz cevap 27 olur sevgili gençler. Arkadaşlarım bu soruda bir düzeltmemiz var. Kusura bakmayın diyerek. Burada Px artı 1 ifadesi değil de arkadaşlarım burayı siliyorsunuz. Burası Px olsun diyoruz. Px eşittir bu. Şimdi sorumuzu okuyalım. X küp artı 3x kare artı 3x artı 7. Olduğuna göre P küp kök 3 eksi 1 bunu hesapla demiş. Şimdi tabii ki sen x gördüğün yere küp kök 3 eksi 1 yazmalısın. Ama buradaki x gördüğün yerlere de yazıp çözersen tabii ki sonucu bulursun. Ama biraz meşakkatli olur. Üşenmiyorsan bunu yaparsın. Sonuç olarak biliyorsun ki Allah alim ilmi amelelik etmesin diye vermiş demiş büyüklerimiz. Biz de ilim sahibi olduğumuza göre bu şekilde yapmayacağız. Yani matematik yapıyoruz sonuçta burada değil mi? Peki ne yapacağız hocam? Şunu yapabiliriz. Bak x'in küpü var. Sonra kuvveti bir azalmış 3 ile çarpılmış. Sonra kuvveti bir tane daha azalmış 3 ile çarpılmış. Sen bu açılımı biliyorsun bir yerden. Bir de buraya ben bunu 1 artı 6 diye yazarsam 7'yi. Artık 7'yi de ortadan kaldırdım. Şuraya bakıyorsun. X küp artı 3x kare artı 3x artı 1 dediğimiz ifade kırmızıyla yazıyorum. X artı 1'in küpünün açılımıdır. Sonra da bir tane 6 eklemiş. Şimdi Px'i ben baştan yazıyorum. Px, x artı 1'in kübünün 6 fazlasıymış. Şimdi üstteki sorudaki gibi düşünelim. Bu P polinomu ne işe yarıyormuş? Şu işe yarıyor hocam. Önce x'e 1 ekliyor. Ekledikten sonra bir de küpünü alıyor. Yetmiyor, bir de 6 ekliyor. Şimdi o halde ben P küp kök 3 eksi 1 şöyle güzel yazalım bunu. Eksi 1'i ne yapmam gerekiyormuş? Önce içeri aldığı küp kök 3 eksi 1'e 1 ekliyor. Sonra bunun küpünü alıyor. Sonra da yetmeyip bir de üstüne 6 ekliyor. Hadi bakalım şimdi. Eksi 1 artı 1 gitti. Burada ne kaldı? Küp kök 3'ün kübü. Bu 3 ile bu 3 giderse burada sadece 3 kalır.
Artı bir de 6'mız vardı. Cevap ne olacakmış? 9. Cevap buydu diyeceğiz sevgili gençler. Devam ediyorum 94. sayfamda sabit polinomla. Şimdi sabit fonksiyon gibi geçen hafta gördük ya. Geçen hafta sabit fonksiyonu ne demiştik? Fx eşittir c ve c de bir reel sayı demiştik. Sabit polinom da aynı. Px sürekli olarak x gördüğün yere ne yazarsan yaz. Aynı sayıya eşit olacak ve aynı reel sayıya eşit olacak. Bu kuralla verilen polinom sevgili gençler sabit polinomdur. Sabit polinomda x'te bir terim sevgili gençler bulunmaz diyoruz. Sabit polinomumuzda x'li herhangi bir terim olmayacak. Peki alttaki soruya bakalım. Demiş ki böyle bir uzunca ifade vermiş. Bu polinomun sabit polinom olduğuna göre demiş. Sabit polinom ama burada x var hocam. Hatta kübü var. Burada x var hocam. Ben bunları ne yapacağım? Gençler, buradaki x'ler varsa sen o x'leri yok etmeniz lazım. Nasıl yapacağız? Katsayılar var ya şuradaki a eksi 3 ve b eksi 2 hani x'lerle çarpılan. İşte bunlar eğer böyle komple sıfır olmayı başarabilirlerse 0 kere x küp 0 olur. 0 kere x 0 olur ve böylelikle polinomumuzun içerisinde x'li herhangi bir terim kalmaz. A eksi 3 sıfırsa tabii ki a 3'tür. B eksi 2 sıfırsa tabii ki b 2'dir. A gördüğün yere 3 ve b gördüğün yere 2 yazarsanız şurası ne olur? 7 olur. Yani px neymiş arkadaşlarım? 7'nin ta kendisiymiş ve sabit polinomdur bildiğiniz gibi. Peki sonra bize demiş ki PA. PX 7 ise PA da 7'dir. PB de 7'dir. P0 da 7'dir. 7 artı 7 artı 7 kaç yapar? 21. Bu da bizim cevabımızdır sevgili gençler. Devam ediyorum bir sonraki sorumla. Şimdi de bize QX diye bir ifade vermiş ve bu polinommuş ve bu polinom sabit polinommuş. Q2 ile Q3'ün toplamı 6 olduğuna göre A kere B kere C kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle Q2'de QX polinom olduğu için Q2'de Q3'de sabit bir sayıya eşittir. Ve toplamları 6 ise ve ikisi birbirine eşitse bu da 3'tür, bu da 3'tür diyeceğiz. 3 artı 3 6 yapar. O halde Q2'sin de ben 3 olması gerektiğinden tabii ki bahsedebilirim. Şimdi gördüğünüz üzere burada bir x'li terim ve yine burada bir x'li terim var. Bu x'li terimlerin burada olmaması gerekiyordu. Ne yapacağız o zaman? Tabii ki diyeceğim ki hocam burası da sıfırdır ve burası da sıfırdır diyeceğiz. Şimdi şu kısma yazıyorum. A eksi b eksi 2 eşittir sıfırsa ve a artı b eksi 4 eşittir sıfırsa tabii ki a eksi b eşittir 2'dir. Eksi 2'yi karşıya attım. Eksi 4'ü de karşıya atarsam a artı b'nin de 4 olması gerektiğini söylerim. Daha sonra bu elinde olan iki tane bir bilinmeyenli birinci dereceden denklemi, iki bilinmeyenli birinci dereceden denklemi taraf tarafa toplarsam eksi b ile artı b gider. A artı a 2a'dır. 2 ile 4'ü de toplarsam 6 gelir. 2a 6 ise peki a kaçtır? A 3'tür deriz. A'yı bulduk. B'yi bulabilir miyim? Şimdi 3'ten b'yi çıkarınca 2 kalmıyor muydu? Madem öyle b kaçtır? Yani b de 1'dir. Peki, şimdi şu gitti. Bu da gitti. Ben Qx'in 3 olması gerektiğini biliyordum. Demek ki burası 3'müş. O zaman c kaçtır? C de 5'tir. A, sevgili arkadaşlarım 3'tü. B 1'di. C'yi de 5 bulduk. Bu çarpımın sonucu kaçtır? 15'tir. Doğru cevap da budur deriz sevgili gençler. Valla olabildiğince açıklayıcı bir şekilde anlatmaya gayret gösterdim. Umarım anlamışsındır. Bir diğer sorumuz. Bir tane Px ve bir tane de Qx polinomu verilmiş. Bana diyor ki Px ile Qx polinomunu topla demiş. Şimdi tabii ki istem dışı yani bunun konusunu anlatmak bazen öğrencilere ve öğretmenlere bazen abes geliyor olabilir. Ama önemli konular ve aslında bakarsan zaten biliyorsun. Nereden biliyorsun? Şöyle. Sen gidip 5x küple 2x kareyi toplarken 5x küp eksi 2x kare diyorsun. Doğru mu? Yani burada x küple x kareyi falan birleştirmiyorsun. Üstlerini toplamıyorsun, çarpmıyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. İki polinom toplanırken aynı kuvvetten olan terimlerin katsayıları toplanır
ve yeni bir katsayı oluşturur. Yani burada ben 5x küple 3x küpü toplayacağım. 8x küp diyeceğim. Sonra 2x kare ile eksi 2x kareyi toplayacağım ve bunlar birbirini götürecek. Buradaki 8x ile buradaki x'i toplayacağım ve 9x diyeceğim. Son olarak eksi 7 ile 3'ü toplayacağım ve eksi 4 diyeceğim. İşte px artı qx budur diyeceğiz. Bir de demiş ki px'ten 2 tane qx'i çıkar. Şunları silelim. Silelim. Ve ne demişti? px'ten 2 qx'i çıkar. O zaman 2 tane qx'i bulalım önce. Bak burası 6 olur 3 yerine. Burası 4 olur. Burası 16 olur. Ve burası da eksi 14 olur diyeceğiz. Şimdi ne yapmam lazımdı? Çıkarmam gerekiyor. px'ten 2 tane qx'i çıkarırsanız eşittir dedik. 5x küpten 6x küpü çıkardınız. Ne kaldı? Eksi x küp. Sonra eksi 2x kareden 4x kareyi çıkarırsanız sevgili arkadaşlarım eksi 6x kare yapar. Sonra x'ten 16x'i çıkarırsanız eksi 15x yapar. Ve son olarak 3'ten eksi 14'ü çıkarırsanız artı 17 yapar. Bu da bizim px eksi 2 qx'imize eşittir deriz. Bir sonraki örneğin. Bize demiş ki şu polinomu bize çarptığın takdirde hani her birini ayrı ayrı dağıtacaksın. Bu çarpımda x üzeri 5'li terimin katsayısı sorulmuş. Tabii ki oturup hepsini çarpmayacağım. Ne yapacağız? X üzeri 5'li terim hangi terimlerin çarpımından elde edilir onları düşünelim. Mesela buradan bir tanesini seçtiniz. 3 çarpı x üzeri 5. Ben bununla karşıda neyi çarparsam x üzeri 5'li bir terim elde ederim. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Tabii ki bunu çarparsam. O halde çarptığımız takdirde eksi 3 çarpı x üzeri 5 gelecektir. Bak x üzeri 5'li bir şey geldi. Bitti mi? Hayır. Devam ediyorsun. Diyorsun ki bu sefer de eksi 2 çarpı x üzeri 4 ile karşıda neyi çarparsam x üzeri 5'li bir ifade gelir. Tabii ki birinci dereceden olan ifade yani 6x. İkisini çarparsanız eksi 12x üzeri 5 gelecektir. Bitti mi? Tabii ki hayır. Buradaki 7x de karşıda neyi çarparsam x üzeri 5'li bir ifade elde ederim. Tabii ki x üzeri 4'ü ve çarparsanız da 7 çarpı x üzeri 4 gelir. Şimdi buradaki 1 ile neyi çarparsanız karşıda x üzeri 5'li bir ifade elde edersiniz. Hiçbir şey. O halde sevgili gençler işlemimiz bitti. Şimdi bunları toplama zamanı. Eksi 3, eksi 12 daha eksi 15, 7 daha eksi 8 yapar. O halde cevabımız eksi 8 x üzeri 5 gelir. Şurası 5'ti arkadaşlar. Orayı yanlış yazdık. Şurası 5 olacak. Cevabımız da bu olacak diyebiliriz. Devam ediyorum. 95. sayfamla. Bir notumuz var. Px eşittir. An x üzeri n. An eksi 1 x üzeri n eksi 1 falan. Polinom. Bildiğimiz polinom yani. İlk başta verdiğimiz polinomun genel hali. Burada an, an eksi 1, a2, a1, a0 reel sayılarının her birine tabii ki polinomun katsayıları denir diyeceğiz. Polinomun katsayıları diyoruz sevgili gençler. An gerçek sayısına. An nerede sevgili gençler? Şurada. Şu. En büyük dereceli terimin katsayısı. En büyük dereceli terimin katsayısı. O halde biz buna baş katsayı diyoruz. Tamam mı? Baş katsayı diyoruz. Devam. A0 gerçek sayısına. A0 nerede? Şurada. Ve gördüğünüz üzere x'siz olan tek terim. A0. X'ten bağımsız olan terim. İşte ben o x'ten bağımsız olan terime de sabit terimi diyorum polinomu. Sabit terimi denir diyoruz. Devam. 3x artı 2 bölü x kare eksi 3x eksi 18. Bu a bölü x eksi 6 ile b bölü x artı 3'ün toplamına eşit. Bu eşitliği sağlayan a ve b reel sayıları için a kere b çarpımının değeri nedir diye sorulmuş. Dikkatli dinleyin, her soru bankasında bulabilirsiniz böyle soruları. Öncelikle ilk işiniz bu taraftaki veya bunu sağ tarafta da verebilir. Çarpanları ayıracaksınız buradaki ifadeyi. X'e x ve burayı da eksi 6'ya artı 3 diye ayırabilirsiniz. Ve aslına bakarsanız buradaki ifademiz x eksi 6 ile x artı 3'ün çarpımıymış ve
bu ifadeler size bir yerlerden tanıdık gelmesi lazım. İşte burada. Zaten gelmese soru olmaz. Yanlış bir soru olur. O halde ben burayı x artı 3 ile ve burayı da x eksi 6 ile genişlettiğim takdirde bakın yazıyorum. 3x artı 2 bölü, bölüyü şöyle yapalım. Bölü alt tarafta zaten x kare eksi 3x artı eksi 18 yazıyordu. Eşittir. Şimdi a ile bunu çarparsanız ax artı 3a gelir. Artı b ile bunu çarparsanız bx eksi 6b gelir. Bölü alt kısım zaten x kare eksi 3x eksi 18 olacaktır deriz. Ve gördüğünüz üzere buradaki x kare eksi 3x eksi 18 de buradaki x kare eksi 3x eksi 18 birbirinin aynısı olduğu için bunları götürebiliriz. O halde arkadaşlarım şu kısım eşittir deriz. Şimdi birazcık aşağı inelim sizler beraber. 3x artı 2 eşittir. Şöyle diyeceğim. Bak burada ax var. Burada da bx var. O zaman x parantezini alırsak a artı b gelecektir. Artı bir de 3a'mız ve eksi 6b'miz var. Şimdi sevgili gençler, burada x'in katsayısı 3 ve buradaki x'in katsayısı a artı b olduğundan ben diyorum ki a artı b eşittir demek ki 3'müş bu cepte. Bir de buradaki 3a eksi 6b ile buradaki 2 de yani sabit terimler de birbirine eşittir diyorum. O halde 3a eksi 6b de 2'ymiş diyoruz. A kere b sorulmuştu bize. Ne güzel sorulsun. Sıkıntı yok ki. Ben giderim bunu 6 ile çarparım. Çarptığım takdirde 6a artı 6b eşittir 18 yapar. Sonra da bir güzel şunları toplarım. Eksi 6b ile artı 6b birbirini götürür. 3a 6a daha 9a yapar. 18 2 daha 20 yapar. Demek ki sevgili gençler burada a kaçmış? 20 bölü 9'muş. Şimdi ben şuradaki a'yı 20 bölü 9 olarak buldum. Bunun üzerine b eklediğim takdirde 3 mü geliyormuş? Ki ben 3'ü de 27 bölü 9 olarak yazarım ha. Hiç sıkıntı değil. 20 bölü 9'da neyi toplarsanız 27 bölü 9 yapar. Tabii ki 7 bölü 9. Demek ki b'de kaçmış? 7 bölü 9. Şimdi benden a kere b istenmişti. Birisi 20 bölü 9. Diğeri de 7 bölü 9. O halde cevap nedir arkadaşlar? 140 bölü 81'dir diyebiliriz. Evet arkadaşlarım işlem hatası yapmadık diye umuyorum. Devam ediyorum. Diğer kısımla notumuzdayız. Bir polinomda x'lerin en büyük kuvvetine o polinomun derecesi denir. Ve px polinomunun derecesi n ise nasıl gösteriliyormuş? Der px eşittir n ile gösteriyoruz. Bu nasıl okunuyor? Px'in derecesi n'dir şeklinde okunuyor. Sorumuza bakalım. Bu polinomun derecesi en çok kaç olabilir demiş. Polinomun derece adayları ya budur ya da budur. İkisinden birisi daha büyük olacak ve en çoğunu soruyor zaten. Peki o zaman şöyle diyelim. Bir kere 15 bölü a artı 1'in sevgili arkadaşlar bir doğal sayı olması şart. Burası bir doğal sayı olmalı. Ve tabii ki a'nın da sevgili gençler a eksi 3'ün diyelim sıfırdan büyük veya eşit yani a'nın da 3'ten büyük veya eşit olması gerekiyordu. Bu da göz ardı etmeyeceğiz tabii ki. Şimdi gelin şuraya bakalım. 15'i bir şeye böldüğümüz zaman doğal sayı olması gerekiyorsa buradaki a artı 1 adaylarımız nedir arkadaşlar? Bize 15'i 1 bölebilir. 3 de, 5 de, 15 de bölebilir. Tabii negatifleri de var ama doğal sayı olsun istediği için onlara bakmıyorum. A'nın 3'ten büyük veya eşit olması için 1 olmaması, pardon onlar A değildi, üzgünüm. A'ları bulalım şimdi. Bir fazlası bunlar olan sayılar 0, 2, 4 ve 14 müdür? Evet. 3'ten büyük veya eşit olması gerekiyorsa 0 ve 2 olamaz. Polinomun derecesi en çok kaçtır diye sorulmuştu. A sayısı ya 4 olacak ya da 14. Şimdi eğer A 4 ise şurada yerine yazalım. 4 artı 1, 5. 15'i 5'e bölerseniz burası x küp gelir. 4 eksi 3, 1. Burası da x üzeri 1 gelir ve polinomun derecesi 3 alır. A eşittir 4 ise derece px kaç oldu arkadaşlarım? Daha büyüğü 3 olduğu için eşittir 3 dedik. Peki ya A 14 ise? Eğer A 14 ise sevgili gençler derece px dedim. Şimdi onu hesaplayalım. Eşittir.
14'e 1 ekledim. 15, 15 bölü 15'ten x üzeri 1 geldi burası. 14'ten 3 çıkardınız. 11 eksi 3 çarpı x üzeri 11. Burada en büyük derece hangisi? 11. Ve doğal olarak da px'in derecesi 11 gelmiş oldu. En çok kaçtır diye sorulmuştu. 3 mü 11 mi? Bir zahmet polinomumuzun derecesi en çok 11 olsun diyebiliriz. Şöyle de sorabilirdi. Bu polinomun derecesinin alabileceği değerler toplamı da sorulabilirdi. 14 derdin. Çarpımı sorulsaydı 33 derdin. Bunları çarpardın gibi gibi çoğaltabilirsin varyasyonları. Notumuza bakalım. Diyor ki eğer diyor bir px polinomunun derecesi neyse sen bu polinomun içerisine istediğin birinci dereceden ifadeyi yaz. Sonra git bu polinomu istediğin sabit sayıyla çarp ve bu polinomun üstüne istediğin sabit sayıyı ekle veya çıkar veya buna böl. Hiç fark etmez. Bunun da derecesi ne olur diyor. Önemli olan şurası. Sen px polinomun derecesi neyse ne hiç fark etmez. Eğer px polinomunun içerisine x kısmına birinci dereceden bir ifade yazıyorsan derece değişmeyecektir. Yine polinomun derecesi neyse bu ifadenin de derecesi o olacaktır. Örneğimize bakalım. Px bir polinom olmak üzere bu polinomun derecesi 7'ymiş. Buna göre 2 çarpı p 5x eksi 7 bölü 8 artı 3 kaça eşittir derecesini soruyor. Şu kısma bakıyorsunuz birinci dereceden mi? Evet birinci dereceden. O zaman bunun da derecesi 7'dir. Ben bu polinomu 2 ile çarparsam yine 7'dir. 3 eklersem yine 7'dir. O halde bunun cevabı da 7'dir diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum. 96. sayfamla bir not var. AB birer doğal sayı. AB'den büyük olmak üzere. Eğer Px polinomunun derecesi A ve Qx polinomunun derecesi B ise o halde. Bunların toplamlarının derecesi büyük olanına eşittir. AB'den büyük olduğuna göre demek ki burası ne olacakmış? A. Farklarının derecesi yine A olacak. Yani sen iki polinomu toplayıp çıkarıyorsan bu toplam veya fark polinomunun derecesi büyük olanın derecesine eşittir. Küçük olanın öyle hiçbir söze hakkı yok. Mesela şöyle düşün. Bir x küp polinomunu düşün. Bir de x kare polinomunu düşün. İkisini toplarsan x küp artı x kare yapar. Şu kaçıncı dereceden de 3, bu kaçıncı dereceden de 2. Peki toplam polinomu kaçıncı dereceden? 3. Niye? Burada x küp var çünkü. Aşağılar gibi. Değil mi? Bir diğer örneğimiz. Derece px 3 ve derece qx 4 olduğuna göre. Bakın şimdi px polinomunun içerisinde birinci dereceden bir ifade yazmış. O halde p polinomunun derecesi değişmeyecektir. Gene üçüncü dereceden. Qx polinomunun da içerisinde birinci dereceden bir ifade yazmış. O zaman bunun da derecesi değişmeyecektir. Bu da dördüncü dereceden. Üçüncü dereceden bir polinomdan dördüncü dereceden polinomu çıkarırsak kaçıncı dereceden olur? Tabii ki büyük olanın sözü geçer diyoruz. Ve dördüncü dereceden bir polinom olur diyebiliriz sevgili gençler. Notumuza bakalım. A ve B birer doğal sayı olmak üzere. Px'in derecesi A ise, Qx'in derecesi de B ise. Çarpımlarının derecesi. Şimdi bak Px'in derecesi A ise ben buna x üzeri A derim. Böyle bir polinom olsun derim. Qx'in derecesi de B ise buna da x üzeri B diyelim. E bunları çarpmış bu adam. Çarparsak biliyoruz ki üslü sayılardan kaynaklı x üzeri A artı B gelmez mi bu? O zaman yeni polinomumuzun derecesi de A artı B olur. Bölersek de sen gittin şimdi x üzeri a'yı x üzeri b'ye böldün. Buna ne yapıyordun? X üzeri a eksi b demiyor muydun? Diyorduk. O zaman bunun derecesi de sevgili gençler a eksi b olur diyeceğiz. Devam ediyorum 96. sayfamın sağ üst tarafıyla. Demiş ki bize px ile qx polinomlarının çarpımlarının derecesi 8, bölümlerinin derecesi 4 olduğuna göre p polinomunun içerisine 2x artı 1 bölü 3 yazmış. Bunun derecesi nedir diye sorulmuş. Şimdi ben diyorum ki önce derece px'e sevgili gençler m'inci dereceden olsun ve derece qx'de qx polinomu da n'inci dereceden olsun. Sen m'inci dereceden bir polinomla n'inci dereceden polinomu çarparsan bunun derecesi m artı n olacaktır ve bu 8'e eşitmiş. Yazalım m artı n eşittir 8. Şimdi m'inci dereceden bir polinomu n'inci dereceden polinoma bölüyorsan üstlerini çıkardığın için de demek ki m eksi n'inci dereceden bir polinom olacak ve bu da 4'e eşitmiş. Gel bunları toplayalım be güzel kardeşim olmaz mı? Artı n eksi n gitsin. Buradan 2m eşittir 12 gelsin. İse
Tabii ki m kaçtır? 6'dır hocam. Bu 6'ysa bu zıkkım n kaçtır? 2'dir o da. M'yi n'yi bulduk. Yani bu px dediğimiz polinom 6. dereceden, qx dediğimiz polinom da 2. dereceden bir zahmet. Bana neyi sormuştu? P2x artı 1 bölü 3'ün derecesi. Burası 1. dereceden değil mi? Evet, o zaman P kaçıncı derecedense bu da o kadarıncı dereceden. P polinomu 6. derecedense demek ki bu da 6. dereceden bir polinomdur diyebiliriz sevgili gençler. Notumuzdayız. A, B ve K birer doğal sayı olmak üzere. Px'in derecesi A, Qx'in derecesi B ise. Şimdi bakınız. P polinomunun içerisine x'in k'nıncı kuvvetini alıyorum. Mesela varsayalım ki px sevgili gençler x kare olsun. Ben px küp dersem bu aslında x küpün karesi olur. X gördüğümüz yere x küp yazarız. Biliyorsunuz ki şunları da çarpıyoruz. Çarpıyorsak bu artık 6. dereceden bir polinom olur. Yani buradaki dereceyle şunu çarpmamız gerekiyor sonucu bulabilmek için. O halde ben px'in derecesinin a olduğunu biliyorum. Burada k demiş. O zaman bunun derecesi a çarpı k'dır. Ve px polinomunun derecesi b idi. K'yı bu sefer q'nun bir kuvveti olarak yazmış. Hiç fark etmiyor. Gene çarpacaksınız. O halde bu da b çarpı k'nıncı dereceden bir polinomdur diyebiliriz. Mesela p2x eksi 1'in derecesi 4'müş. p2x eksi 1'in derecesi 4 ise px'in de derecesi 4'tür. Doğru mu? Biliyoruz. Tam tersini uyguladık. Yani px'in derecesi 4 iken bununki de 4 oldu. Çünkü burası birinci dereceden bir denklem. Bir ifade. O zaman px'in de derecesi 4'tür diyebiliriz. Dördüncü dereceden bir polinom düşünelim. X üzeri 4. Sen burada x gördüğün yere x kare yazarsan dördüncü kuvvetini aldın ve daha sonra polinomun da üçüncü kuvvetini alırsan bir zahmet 2 çarpı 3 çarpı 4'ten sonucu bulursun. Yani x üzeri burası 2 kere 4 8. 3 ile de çarparsam 24 gelir. Yeni polinomum bu. Peki bu kaçıncı dereceden? 24. derecedendir sevgili gençler. Sorumuzun da cevabıdır aynı zamanda bu. Devam ediyorum. 97. sayfamla. Örnek. X artı 1 çarpı Px eşittir. 3x kare artı 8x artı m eşitliği veriliyor. Px bir polinom olduğuna göre P3 kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle bu tarz ifadelerde, bu tarz sorularda tabii ki öncelikle bu soruları sen hangi soru bankasını çözüyorsan çöz karşına çıkacaktır. Yüksek ihtimalle her 10 denemenin 5'inde de böyle sorular vardır. Merak etme. Karşına çıkacak yani. Ve çıktığı zaman da SML hocayı dinlediğin için çözeceksin yüksek ihtimalle soruyu. Peki nasıl çözeceğiz? Şimdi onu öğretiyorum. Dikkatli dinle. Dikkatini, odağını buraya ver, ekrana ver. Şimdi bak. Öncelikle sevgili gençler, sol tarafı sıfırlıyorsunuz. Nasıl? X gördüğünüz yere eksi 1 yazarsanız bu kısım 0 olacaktır. 0 kere px de tabii ki 0'dır. Böylelikle x gördüğümüz yere eksi 1 yazmamız gerektiğini anlıyoruz biz. Yazalım o zaman. 3 çarpı eksi 1'in karesi artı 8 kere eksi 1 artı m. Sol taraf 0 olduğuna göre demek ki bu da 0 artık. Peki şu kısım nedir? Hocam 3. Çünkü eksi 1'in karesi 1'dir. Artı hocam şurası da eksi 8. Eksi 8 3 daha eksi 5 yapar. Ve sen bunun üzerine m eklediğin takdirde bu 0 oluyorsa tabii ki m 5'tir. M'yi bulduk. Artık ifadeyi tekrar baştan yazıyorum. X artı 1 çarpı px eşittir. 3x kare artı 8x artı 5'miş. Bizden ne istenmiş? P3. O zaman x gördüğümüz yere 3 yazalım. 3 artı 1 4 yapar. Çarpı p3 eşittir. 3'ün karesi 9. 9 kere 3 27'dir. 8 kere 3 24'tür. Artı bir de 5'imiz mevcut. Peki 27. 24 daha kaç yapar? 51. 5 eklerseniz 56 gelir. Demek ki 4 tane P3 kaçmış arkadaşlar? 56. Her iki tarafı 4'e bölecek olursanız P3 56 bölü 4 14'tür. Cevabımız da 14 olur o halde diyebiliriz. Sevgili gençler gördüğünüz gibi basit sevgili gençler bunların çözümleri. Bir diğer örneğimiz px pozitif başkatsayılı bir polinomdur. ppx de 4x artı 3 olarak verilmiş bize. p1 ile p2'nin toplamı soruluyor. Öncelikle p polinomunun içerisine yine bir px polinomu yazıldığı takdirde, halde burası yine birinci dereceden bir polinom olmuş. O halde ben diyorum ki px birinci dereceden bir polinom olmalı. Bir polinom olmalı diyorum.
Böylelikle şunu anlayabiliyoruz arkadaşlarım. P2'si genel bir halde yazacak olursak artık bu AX artı B olsun diyeceğim. A'yı B'yi tabii ki bilmiyorum ama PX'in birinci dereceden olduğunu bildiğim için artık bu yorumu yaptığım için diyorum ki PX AX artı B olsun diyor. Pekala. PX demek şurada PX'i yerine yazarsam AX artı B demek ve PAX artı B de buradaki X gördüğünüz yere bu AX artı B'yi monte etmek demektir. Yazıyorum bakın. PPX eşittir. A çarpı buradaki X gördüğüm yere AX artı B'yi monte ediyorum. AX artı B. Artı bir de şuradaki B'miz var. Şimdi A'yı içeri dağıtalım isterseniz. A kare çarpı X artı AB artı B yapacaktır. Ve bu da neye eşitmiş? 4X artı 3'e. Güzel. Şimdi gençler, X'in katsayısının burada 4. Buradaki X'in katsayısının A kare olduğunu görüyoruz. Yani ben A karenin 4 olduğunu biliyorum. O halde sevgili gençler A ya 2'dir tabii ki ya da eksi 2'dir. Ve bize ne demişti? Px pozitif baş katsayı demiş. Yani baş katsayısı olan buradaki A sevgili gençler. Yani Px şurada A pozitif olacakmış. Ve A ya 2 ya da eksi 2 demiştik ama demek ki artık A'nın kaç olduğunu biliyoruz. 2 olduğunu biliyoruz. Eksi 2 olamayacak. Bitti. A2 ise buraya bakıyorsun. 2B artı B yani toplamda 3B eşittir. Burada x'siz kısım bu. Sağ taraftaki x'siz kısım da 3'tür. 3b 3 ise de b1'dir. A'nın 2, b'nin 1 olduğunu biliyoruz artık. Yani aslına bakarsanız px'i bulduk biz. A 2 idi, b de 1'di. Yani 2x artı 1'miş. Benim px polinomu. P1 lazım bize. O halde x gördüğümüz yere 1 yazarız. 2 kere 1 artı 1'den burası 3 gelir. 1 de p2 lazım. Bu da 2 kere 2 artı 1'den 5 yapar. Bu ikisinin toplamı sorulmuş. Cevabımız tabii ki 8'dir diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi katsayılar toplamı ve sabit terimi işleyeceğiz ama bu videoda geçmeyelim buna. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayın. Hemen bir sonraki videoda bu konuyu bulabileceksiniz.